Günlerden yine İlhanlar Motor Gençler. Neredeyim ben? Antalya'nın Kubar YKS Benelli bayilerinden bir tanesi İlhanlar Motor'dayım. Bak, sanayi karakolunun şurada, sanayi karakolunun karşısında, eski sanayinin yanında. Buraya da bugün büyük bir sevkiyat gelmiş. Bak sevgili Vedat orada, İlhanlar Motor'un sahibi. Anası ağlıyor şimdi. Kanter içinde motorları nasıl yerleştireceğim diye. Gençler, şaka bir yana 50, 125 ne varsa 150 hepsi geldi. Büyük bir sevkiyat gelmiş. Eğer kaçırmayın bu fırsatı. Motor arayışındaysanız ve Antalya'daysanız gelin bakın. Ön tarafta dolu, içerisinde dolu. Veloslar, Grace'ler, Brilliant'lar, VN50 Pro'lar, Pride'lar, rengarenk hepsi gelmiş. Şimdi biz bugün hangisiyle beraberiz? Bugün Kuba'nın, göstereyim bak size. Demirin arkasında kalmış bak, yazıyor. Kuba Pesaro 125X Junior 125 cc. 50 cc görünümlü 125 cc, böyle ufak tefek hafif bir scooter'la beraberiz bugün. Hakikaten öyle, ağırlığı, cüssesi, yani tam aslında 50'lik. Hatta Vedat'la konuşuyorum, dedi ki ya bunun 50'liği de gelecek dedi. Pesaro 50. Yani o kasaya 125 cc uyarlamışlar. Şey, yani hızlı olacağını tahmin ettim motor, çünkü çok hafif. Şimdi o teknik özelliklerini size okuyacağım. Şu hop indiriverelim. Orta sehpadan motoru zırt diye iniyor zaten. Ufak, basit, tam şehir içi kullanımına uygun. Fıtı fıtı aradan, beriden, dereden çok rahat geçecek bir motor. Gençler, soruyorsunuz boyu kısa olursa oturulur mu diye, oturulur. Yani 1.75 boyla benim ayaklarım, tabanlarım yerde, bak şimdi üstünde otururken. 70, 65, 1.70, 1.65 hepsi oturur. Onu da belirtmiş olayım. Gençler, dedim ya çok basit. Böyle teknoloji özellikleri çok fazla olmayan bir motor. Burası da kalabalık. Bir an önce marşa basalım. Çalışsın. Şöyle çıkalım, arkada bir parka gidelim. Bakalım. Kuba Pesaro 125X neymiş ne değilmiş. Bak, hemen gazı açar açmaz yürüyor kalkıyor. Şimdi ilk hissiyatım. Tabii bunlar, hani birçok insan sever şu koruma demiri, var ya bak şu bacağımın kenarında. Mesela o şu bacağıma değiyor. Biraz daha içeri alsalarmış, arkaya doğru alsalarmış daha iyi olur muymuş diye düşünüyorum. Şimdi böyle durduğunuzda bacaklarınızı arkadan değiyor, ama koruma demiri güzel bir şeydir. Üzerinde geliyor. Arka çantası da geliyor. Hop diye de kalkıveriyor. Tabii yani 50'lik kasaya 125 motoru koyarsan bu kadar seri olur. Teknik özelliklerini size okuyacağım. Dengeli de bak. Ayakta duruyor güzel. RKS'nin model yelpazesi daha geniş, ürün gamı. Bilmeyenler için söyleyeyim. RKS, Kuba, Benelli aynı çatı altında. Yanlış hatırlamıyorsam MJ gruptu. Onların çatısı altında. Bir sonrakinden dönelim. Şu aynamızı da tam ayarlamamışız. Şöyle ayarlayayım. Aynalar şey, öyle çok ufak değil, güzel gösteriyor. Yani bu motorun cüssesine göre fena değil, iyi. Şurada bir gazını biraz açayım bakayım. 125. Ama bu beygiri düşük bir 125. Yani çok şey değil. Bu neye gider biliyor musunuz? Yani mesela böyle şehir içi paket servisine falan mesela kullanmak istiyorsanız, ya da ne bileyim öğrencisinizdir, okula gidip geleceksinizdir, kısa mesafelerde kullanacaksınızdır. Araba geliyormuş, duralım. Hani o onlar için, şimdi sorarsan uzun yola gider mi diye yorar. Şimdi onu peşin söyleyeyim. Uzun yolda yorar. Çünkü lastikleri falan ufak. Bu şehir içi için dizayn edilmiş bir scooter. O amaca hizmet etmez gençler. Ama açık söyleyeyim. Şuradan gireyim mi? Şuradan gireyim mi ya? Yine aynı yere geldik. Şuradan girelim. Gel yavrum. Hah, şöyle uslu uslu. Güzel. Manevra kabiliyeti yüksek. Şey, çok çabuk dönüyor. Turu da çok iyi. Bak mesela çevirdim bak gidon. Gidon ne kadar döndüğünü görüyor musunuz? Yani manevra kabiliyeti falan yüksek bir şey. Hazır şu açmışken göstereyim. Benzin ikaz ışığı var. Bakın burada pıt 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 yanıyor, onu gösteriyor. Yani benzine az diyor.
Evet, benzini az çünkü 0 kilometre içine 1-2 litre benzin koyduk. Gençler, hadi şu kaskı çıkarayım. Geleyim Kuba Pesaro 125X şöyle size kısaca tanıtayım. Bekleyin geliyorum. Junior 125 Kuba Pesaro 125X. Hemen teknik özelliklerinden size şöyle bir bahsedeyim. Siz de motora bakıyor olun. 125 cc tek silindirli hava soğutmalı bir motor. Karbüratörlü gençler bu. Enjeksiyonlu değil. 7 beygir güç üretiyor. 7,3 Nm torka sahip. 90 kilo ağırlığında. Kuş kadar hafif. Yani bir 50 cc kadar hafif. 5,5 litrelik benzin deposu hacmi var. Önde arkada 10 inç lastiği var. Önde disk, arkada kampana freni var gençler. Göstereyim. 3,5-10 yazıyor şurada. 3,5-10, 10 inç lastik. Yani aslında normalde 125 cc'ye göre biraz ufak bir lastik çapı. Ama dedim ya, bu bir 50 cc kasası. Yani direkt üzerine 125 cc motor koymuşlar. Ha, fırıldak gibi gider. Kenda marka lastik varmış bu arada üzerinde. Kenda. Kombinesi olma zorunluluğu var. Yani kombinesiz bu motor olmaz. Hatta şuradan bakayım. Muhtemelen bunun kombine mekanizmasını şu kafa grenajın içine koymuşlardır. Çünkü 125 cc'lerde bu zorunluluk var. Hani önüne bakıyorum, fren kaliperinde iki hortum var mı diye, iki hortum yok. Demek ki o mekanizmayı şunun içine kurdular. 125'lerde ya ABS olacak önde en az, ya da kombine fren sistemi olacak gençler. Arkası kampana. Onu da göstereyim. Şu gördüğünüz kampana fren düzeni. Arkada da 3,5-10. Şurada yazıyor. Siz görmemiş olabilirsiniz ama göstereyim. 3,5-10. Yani önde arkada 10 inç lastiği var. Kickstart'la geliyor gençler. Ayak marşıyla geliyor. Zaten karbüratörlü bir model çok rahat iş görür. Yani ben enjeksiyonunu da çok anlamam, o kickstart nasıl oluyor. Ama karbüratörlü de iş görür. Kickstart. Öyle. Koruma demiri standart üzerinde. Arka çantası standart üzerinde geliyor. Hatta açayım göstereyim. Bu arka çantayı birçok modelinde kullanır. Pardon. Tek elimle iş yaptığım için gençler. Böyle kamera çok yaklaştı. Bu çantayı diğer modellerde de görüyoruz. Geçen hangisini? Pride'ı tanıtmıştım. Onda da aynı çanta var. Yani eşyanızı alır ki bu motorda şart. Çünkü sel altı küçücük, minnacık. Çok zor eşya alır. Naylonu çıkarayım, görün derinliğini. Yani kask mask zaten almaz da. Bir de şu selenin şu çıkıntıları var. Hatta bu seleyi normalde oynak yaparlar ki otursun yerine. Yani böyle kasmazlar. O yüzden de o şu iki kanat tutsun diye yapılmış herhalde şeye. Sele oynamasın diye. Girerken hatta şöyle biraz dikkatlice yerine oturtmanız gerekebiliyor. Siyah düz normal alışılmış standart bir sele döşemesiyle gelmiş gençler. Ama LED aydınlatma ile gelmiş. Tamamen LED aydınlatma. Göstereyim şöyle ön tarafından. Farlar LED, ufak olmasına. Yani zaten boyutlar ufak, her yeri ufak. Sinyaller LED. Ondan sonra arka aydınlatmalarını da göstereyim size. Arkada ufak, tabii üzerinde şimdi koruma naylonları falan var. Onları sökmedik, çıkarmadık. 0 km bir motor olduğu için. Böyle arka aydınlatması da yine LED bu şekilde. Yolda giderken de geçişini gördünüz. Yani çok çabuk kalkıyor. Tahminim zaten bu kadar az ağırlığa güç üretecektir. 7 beygir olmasına rağmen. Tek amortisör gençler. Buradan görebilir misiniz bilmiyorum. Göstereyim bakın. Karbüratör orada görünüyor. Ve tek amortisör. Solda var sadece amortisörü. Hava soğutmalı olduğunu da zaten size söylemiştim. Onun dışında işte bu da iki parçalı koruma demir yapmışlar ama şunu biraz daha arkaya alsalarmış, şurası bacağa değmese iyi olurmuş diye düşündüm. Yolcu ayak pegleri normal standart birçok skuterde gördüğümüz. Şimdi böyle bir skuterin ne avantajı var biliyor musunuz? Yedek parça olayında büyük avantaj sağlar. Çünkü bunlar klasik skuterler, Çin menşeli skuterler. Başka model ve markaların parçaları bunlara uyar. Yani atıyorum bir şeye bir varyatör parçası bulamadınız. Bir debriyaj balatası bulamadınız, fren balatası bulamadınız. Gidin diğer markalarda, sanayilerde motosiklet parçası satan yerlerde o parçaları çok rahat bulursunuz. Bir de ucuz. Yani Çin menşeli motorun aslında en avantajlı tarafı bu. Parçası ucuz. Japonlar ve Avrupalılar gibi pahalı değil. Yani öyle bir güzelliği var. Şu önde böyle bir açık saklama gözü var. Ondan sonra bakıyorum USB şarjı var mı diye. Yeri var, kendi yok. Şurada yeri var ama takılmamış.
Bunlar hep maliyet meselesidir. Bunun fiyatı 40 binlerde falan tahmin ediyorum. Yani öyle çok pahalı değil. Fiyat vermiyorum ama mekanik bir kontak anahtarı var. Göstergeleri açtım. Göstereyim size. Basit bir göstergesi var. Günlük sayaç, toplam kilometre, şu benzin göstergesi yanıp sönüyor zaten. Üstte şu şerit devir göstergesi, burada da kilometre saat var. Şunun içerisinde de bakın zaten yanıp sönüyor benzin, ikaz ışığı, sinyaller. Enjeksiyonlu modellerde tahmin ediyorum şu enjeksiyon ikazı da var. Ama bunda yanmaz. Böyle de uzun far ışığı var. Onun dışında yine bunda da geçen K-Pride'de olduğu gibi şu şeyi tripi sıfırlama düğmesi yok. Ama şey Vedat dedi ki abi her çalıştığında onu kendisi sıfırlıyor dedi. Öyle dedi. Tripi günlük sayacı olabilir. Yani öyle bir özelliği olabilir. Basit ufak bir göstergesi var. Yani motorun kendi de zaten basit ama bir 125 cc olarak çok da pahalı değil. Şimdi normalde bu gövdeye şu benzin deposu girişini yapmışlar ama bunda bir fonksiyonu yok, kapalı. Yani üzerine bir kapak koymuşlar, kapatmışlar. Benzin deposunu ayak altına aldıklarında demek ki bunu kullanıyorlar ama bunda benzin deposu gençler serinin altında. Biraz önce gördünüz tahmin ediyorum. İşte çanta demiri standart geliyor. Arka çanta standart geliyor. Onun dışında da normal bir 50 cc kasasına uydurulmuş 125 cc Kuba Pesaro 125X. Yolda gelirken de dedim ya, şehir içi öğrenciler için uygundur. Bütçeniz darsa ve yani güç istiyorsanız, yani gücün buna yetiyor diyorsanız o tüketici için uygundur. Öğrenciler kullanır, paket servisinde kullanırsınız kısa mesafeli. Yani o tip kullanım amaçlı olabilir. Ben öyle görüyorum Kuba Pesaro'yu. Yani iki kişi falan binelim, uzun yol falan gidelim, o biraz zor onunla. İki kişi binersin de çok rahat olmaz. Onu da söylemiş olayım. Gençler işte şöyle size kısaca bir göstermiş oldum. Kuba Pesaro 125X'i. Şimdi sıcaktan yine eridim tabii ben burada Antalya'da. Üstümü bir giyeyim, yani kaskımı bir giyeyim geleyim, sonra bayiye geri dönerken son biraz da anlatırım. Geliyorum, bekleyin. Geldim. Hop diyin veriyor. Sehpası alçak. Yani çok yükselmediği için öyle sehpayı, orta sehpayı alırken de böyle elinize çekmek zorunda kalmıyorsunuz. Hemen çıkıveriyor. Sehpadan inerken de hemen iniyor. Şu göstergeyi bir daha bakın. Selamladı. Marşımıza basalım. Yürüyelim. Tam şey öğrenci iş aslında ya. Şu bir saniye. Şeyine orta sehpasını bir yağlamak lazım. Bu yeni motorlarda bu tip şeyler olabiliyor. Tam kendini hop diye kapatmıyor. Şuradan yavaş inelim. Bu çok yüksek bir motor olmadığı için altını vurmasın. Hop indik. Yani dedim ya, hele bu yakın zamanda eğer 125 cc'leri behletle kullanma yasası çıkar ise böyle öğrenciler için falan çok şey olur. Kullanışlı, pratik bir şey. Ya da benim gibi, ben ağır motor sevmiyorum. Pratik olsun, şehir içinde kullanıyorum. Fıttırı fıttırı, yani manevrası şunu bunu kolay olsun diyen insanlar için. Ve de bütçesi hani çok fazla olmayan insanlar için iyi bir alternatif olur. Ha, şeyi söyleyecektim. Yalnız kornası gövdesine göre büyük. Bak çalayım. Şu, yani şu gövdesine oranla, şu arabam geliyor gelmiyor. Gövdesine oranla bayağı bir kuvvetli kornası var. Şey zannediyorum, üzerine oturdum. Sanki 50 cc kullanıyorum zannediyorum ama bir güç var, tamam mı, motorda. Yani gazını açınca bayağı bir gidiyor. Orada anlıyorsun bunun 125 olduğunu. Ama üzerinde otururken sana böyle bir 50 cc hissiyatı veriyor. Tam şehir içi motoru. Tam. Yavaşça çıkalım şuradan. Şu gölgeye geleyim. Çünkü şu anda İlhanlar motorun önü kan gövdeyi götürüyor. Evet. Gençler. Bugün Kuba Pesaro 125X ile beraberdik. Kısaca şöyle size bir tanıttım. Basit bir motor, hafif bir motor, gündelik kullanıma uygun bir motor ama sizi trafik içerisinde 125 cc olduğu için o gücüyle mağdur etmeyecek bir motor. Yani aradan beriden falan kaçabilmek, çabuk hızlanabilmek adına o tip bir avantajı var işte.
Dedim ya, yakında da eğer 125'e bir ehliyet gelirse gençlerin, öğrencilerin ve esnafın bile şeyi olabilir, tercihi olabilir bu. Böyle kısa mesafe kurye paket servisi yapanlar için. Çünkü şey, koruma demiri falan üzerinde. Bugün böyleydi gençler. İlhanlar Motor, eski sanayide, unutmayın. Eski sanayi karakolunun karşısı. Bugün de böyle olsun. Lafı biraz uzattım, kusura bakmayın gençler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.